Sevgili seyirciler, bugün bu ülkede yaşananlara, yasaklara, yolsuzluk iddialarına, polis şiddetine, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına, dinimizden, ahlaktan bakmaya ne dersiniz? İnsanları aldattığında elinde sonunda acı çekersin. Çünkü bütün insanlar sendeki özelliğin yansımasıdır. Ve artık her insan senin için bir aldatana dönüşür. Bugün İslam hukukçusu ve yazar Profesör Yaşar Nuri Öztürk gece masasına oturuyor. Ona çok sorumuz olacak. Gelin hep birlikte soralım. Ve bir bilgisayar mühendisi Orhan Sönmez ve bir kaptan Berk Fırat. Berk'in Elvan'ın cenazesine gittiler. Polis barikatının önünde bir selfie çektiler biliyorsunuz. Polisle kendilerinin fotoğrafını çektiler. Ve başlarına neler geldi neler. Onlar da birazdan gece masasında olacak. Hazır mısınız? Gece masası başlıyor. We rode on horses made of sticks. He was black and I was white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Evet sevgili seyirciler, bugün Yaşar Nuri Öztürk'le gece masasına oturuyoruz. Hoş geldiniz. Asım. Başbakan sizi de üzdü. Geçmiş olsun dileyim öncelikle. Geçti, biz öyle çok şeyler geçirdik. Şaşırdınız mı ama bu ses kayıtları ortaya çıkınca? Evet. Şaşırdım değil, yanıldığım çıktı ortaya. Niçin? Çünkü bunlar söylenmişti bana. Sade Show TV'de değil. Ondan önce Habertürk'te. Habertürk'te ben biliyorsun kadrolu hem haftada 5 gün yazı yazıyordum hem televizyon programı yapıyordum. Orada da benzeri bir durum oldu ve ben ayrıldım. Ondan önce Star. Yani uzanlardaydı. Ben orada 5 yıl falan aşağı yukarı yine hem yazıyordum haftada 5 gün hem televizyon programı yapıyordum. Ne zamandan beri öfkesi var başbakanın size? Onu bilemem. Yani Star'da da onun direktifiyle benim programlarıma son verildiği söylendi. Habertürk'te de ben onu kabul etmedim. Bir başbakan bunlara tenezzül etmez dedim. Yani ama kraldan çok kralcı geçinenler onun adına bunu yapmış olabilirler. Çünkü ben yanlış gördüğüm şeyi eleştiriyorum. Bu başbakan olur falan olur filan olur. Ama mesela övdüğüm şeyleri de oldu. O zaman da ona karşı olanlar beni eleştirdi. Sen de mi yağcılık yapıyorsun filan gibi. Senden beklemezdik filan. Yo, ben ilkelerim istikametinde bakarımla gerçekçilik yapıyorum. Bir de benim bir dünya önünde bir kimliğim var. Bir filozofik kimliğim var, bir ilahiyatçı kimliğim var. O kimliklerimle okuyuşlar yaparım ben. Bunlar kimin hoşuna gider, kimin hoşuna gitmez. Ben onunla meşgul değilim. Ben işimi yaparım. İşim nedir? Vicdanım mı dinler, bilgilerimi ortaya koyar, bilgilerimle yanlış yapmaktan kendimi korur, vicdanımla da haksızlık yapmaktan kendimi korur ve yürürüm. Ben başka bir şey bilmem. Başbakanı övdüğümüz zamanlar oldu. Onun için sitemler dinledik biz. O zaman ses yok. Yani bize teşekkür gelmedi başbakandan. Yazdım. Yani köşe yazılarımda bunu yaptım ve ekranlardan söyledim defalarca. Ama bu
dediğim üç kuruluşta demek ki hoşuna gitmeyen şeyler söylemişiz. Şimdi tasavvufta bir ilke vardır. Bir insan nefsi emmareye teslim ederse benliğini, hoşuna gitmeyen hiçbir şeye tahammül edemez. Hoşuna giden ne söyleseniz onu da kendisinin anadan doğma ezelden hakkı sayar. Onun için de size teşekkür filan etmez. Bu nefs-i emmarenin tipik özelliklerinden biridir. Ve benim son vardığım sonuç, bir tasavvuf felsefesi profesörü olarak benim üniversite kimliğim budur. Onun bana verdiği yetkiye dayanarak söylüyorum. Başbakan bir nefs-i emmare timsalidir. Hele bu son 17 Aralık'tan sonra sergilediği görüntüyle tipik bir nefs-i emmare tarifi arasanız tasavvufta, bunun yaşayan timsali, mücessemi kendileridir. O bakımdan bunu yaptı. Yani orada üstelik hiç gerek de yoktu. Yok. Demek ki öfke insanların basiretini de selbediyor. Neden gerek yoktu? Sabah ile biz o programı 2 yıl yaptık. Şurada hemen sizin biraz yukarıda. Hemen karşımızda. Evet. Evet, Show TV. Şimdi o program son program. Evet Tülhan, o son programdı ve 20 dakikası kalmıştı. Yani 20 dakika. Şimdi Alo Fatih hattındaki arkadaş da demek ki işinden haberdar değil veya o da öfkeye yenik düştü. Korkusundan. Diyebilirdi ki evet, el ayağı dolaşmıştır belli, ben tanımam bilmem. Diyebilirdi ki Sayın Başbakanım zaten şurada 15 dakika kaldı. Seneye uzatmayız yani. Mevsim tatile giriyor program, seneye yeniden anlaşacağız. Anlaşmayız, olur biter. Nitekim öyle oldu. Sabah da program yapmadı, ben de olmadım. Bu kadar. Dayanamadı ona. Dayanamadı. Şimdi şöyle yapalım. Biz kısa bir reklam arası verelim sevgili seyirciler. Bugün 9 dakika reklam aramız var. İstemeden aslında bizi yaşatan şey reklam arası. Kusura bakmayın ama 9 dakika sonra çok daha heyecanlı bir şekilde sohbetimiz ilerleyecek. Bu arada lütfen sorularınızı bekliyoruz. Sevgili seyirciler, reklamımız da bitti, artık rahatız. 1'e kadar konuşacağız. Çok da güzel bir sohbet olacak. Biraz önce Yaşar Nuri Öztürk dedi ki nefsi emmare timsalidir başbakan şu anda. Nefsi emmareye kapılmıştır dedi. Biz önce isterseniz Yaşar Nuri Öztürk ile ilgili olarak başbakanın Alo Fatih arayarak söylediği sözleri izleyelim. Daha sonra biliyorsunuz o program yayından kaldırıldı. Sabah Tümer'le Yaşar Nuri Öztürk'ün yaptı. Sonra da bunları nasıl hissetti Yaşar Nuri Öztürk ve bu nefs-i emmare nedir onu soracağız. Efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler Sayın Başbakan. Buyurun. Müsaitim efendim. Yanında kimse var mı? Şu anda kapıyı kapayım. Yok efendim. Ya bu şovda Yaşar Nuri'yi hiç dinliyor musunuz? O bitti efendim. Bugün Nihat Hatipoğlu'na giriyorum. Ya bugün konuştum. Şimdi bugün. Şimdi az önce onu dinledim. Hayır. Adam bir şey ne yani, hakaretler yapıyor ya sen. Abicim Sayın Başbakan, kesinlikle böyle bir şey yok. Hatta şunu söyledim. Bitirin dedim. Süresini de bitirin. Sizin bu hassasiyetiniz. Yani halka biz affedersin seçimler öncesi kömür dağıtıyormuşuz. Pirinç dağıtıyormuşuz. Yani bitti zaten. Ondan sonra şu anda zaten hala devam ediyor ve biz böyle gözlerimizi açarak bilmem ne yaparak şöyle yapıyormuşuz, böyle yapıyormuşuz, halka bağırıyormuşuz. Şu an efendim bitiriyorum efendim, şu anda hemen anlaşılmıştır. Yani şu an devir tam bitmedi de ondan dolayı efendim problemimiz o yani, asıl konumuz o. Hala devir bir devirle uğraşıyoruz onun için. Ben anladım efendim. Çok da üzgünüm sizin için. Ve şu anda da hani söylediğiniz işine son verdik dediğiniz kadın orada, onunla yapıyor zaten program. Çok özür dilerim efendim. Sizi üzdüğüm için. Çok özür dilerim. Mahcup. Kadın orada ya diye konuşmuş. Sabah için. Evet. Evet. Yani 20 dakika kalmıştı. Bitti tabii, bize
linklerde kaymalar var. Onun için bant gireceğiz filan dedi. Dedik ki zaten program bitmişti. 20 dakika eksik olsun, ne var? Sonra ben çıktım. Telefonlar ve e-mailler gelmeye başladı. Dediler ki bunu başbakan kapattırdı. Ya gidin dedim ya, başbakanın işi gücü yok da bununla mı uğraşacak ya? Yani ayıp, adamın hakkını yemeyin ya, günah, gıybet bu dedim, olacak şey değil. Güldü millet. İşte böyle. Yani ben o mevkide bir insanın buna tenezzül edeceğini ben hala kabul edemiyorum. Yani aklın apaçıklık ilkesine aykırı. Ve benim söylediğim de bir şey yok. Gezi eylemlerinde şiddet dozunda baskı uyguladığı için eleştirdim. Çok öfkelendiği için eleştirdim. Yani öfkeden gözlerinden ateş fışkırıyor filan gibi. Yani yakıştıramadım, gayet doğal. Söylerim ben bunu. Kötü bir şey mi bu? Tabii ki değil. Nefs emmare timsalidir dediniz. Biraz tabii yani, tabii yani bunlara tahammül edemeyin. Nefs emmare kendi dediğinin Allah'ın emri olduğunu, kendi aleyhine söylenenlerin Allah'a karşı söylenmiş olduğunu varsayar. Böyle bir psikoloji içindedir nefs emmare. Doğru sade onun dediğidir. Yanlış da ona karşı söylenen ne varsa odur. Onun için Mevlana diyor ki nefse emmare bir benlikte egemen olmuşsa onun başka puta ve puthaneye ihtiyacı yok. O bitmiştir zaten. Buradan nasıl çıkabilir? Bu durumdan nasıl çıkabilir? Bu öfke durumundan. Cenab-ı Hakk'a karşı yanlışları, günah dediklerimiz onlardır. Kulla kul, insanla insan arasındakilere günah denmez. Onlara Kur'an zulüm ve cürüm der. Bakın karıştırmayalım. Günah, günah insanın Allah'a karşı yani ibadet görevlerindeki aksaklıklardır. Cenab-ı Hakk'a sığınır, tövbe eder. O Allah'la onun arasındadır. Biz oraya müdahale edemeyiz, bilemeyiz. Allah affeder onu. Ama insan hakkı girdi mi devreye, tövbe mevbe orada sökmez. O hakkı ödeyeceksin sahibine. Nasıl? Kamu hakkıysa bunun ödenmesi de zordur. Onun için kamu hakkı ihlal edenlerin bunun bedelini, cezasını ödemekten başka kurtuluşları olamaz. Yani şimdi nefsi emmare eğer son yolsuzluk olaylarını da dikkate alırsak. Evet. Başbakan ve ekibi açısından dönülmez akşamın ufkudur. Bunların cezalarını, bunu ancak hukuk ödetir. Yani orada tevbe ettim ben. Siz bana hakkınızı helal edin. Bu İslam'ın terbiyesi içine maalesef bu İslam'a tamamen aykırı, tamamen müşrik bir anlayış olmasına rağmen İslam terbiyesinin içine sokuldu. Şimdi bakın Anadolu'da hepimiz biliriz. Biz Anadolu çocuğuyuz. Adam senelerce ocaklar yıkmış, canlar yakmış, haklar yemiş. Yapmadığı kötülük yok. Yetim dememiş, dul dememiş, aç dememiş, muhtaç dememiş, ezmiş, çiğnemiş. Sonra servetini yapmış, gücünü tahkim etmiş. Yaş da gelmiş belli bir yere, öbür tarafı kurtarmanın cin gözlüğü içinde. Ne yapar? Hacca gidecek. Evet. Umre'ye gidecek. Neyse. Ha demişler ona, kul hakkıyla olmaz, helallik alacaksın. Gider, o senelerce anasını dinine ağlattığı zavallılardan yine de korkutarak. Çünkü şerrinden korkarlar ve tamam hakkımızı helal ettik sana derler. Helal, ben komşularımdan helallik. Ve buna aptal aptal buna inanır. Ya bu adamların eline fırsat geçse onlara yaptığın kötülüklerin intikamını senden alırlar. Canlarını yakmışsın, haklarını ihlal etmişsin, ocaklarını söndürmüşsün. Bunun diliyle sana hakkımı helal ettim demesi korku yüzünden.
seni nasıl rahatlatıyor? Ve gider öyle orada Beytullah'ın etrafında dolanır gelir. E sen oradan dolansan ne olur? Oraya bir tane ayıyı da koysan o da dolanır orada. Senden daha iyi de dolanır. Bu dolanma bir şey ifade etmiyor ki. Bir hadis görmüştüm. Peygamberimiz buyuruyor ki kul hacca gider. Beytullah'ın etrafında tavaf eder, lebbeyk lebbeyk der. Yani emir senin Rabbim, sen ne dersen o olur, ben emrindeyim filan demek lebbeyk. Buyur yapayım. O lebbeyk dedikçe diyor, ona Cenab-ı Hak la lebbeyke ve la sadeyk denir. Defol, senin lebbeykin de senin olsun, defol git huzurumdan der. Niçin der bunu biliyor musunuz? Eğer diyor, o hacca geldiği, gelirken kullandığı paranın içinde haram varsa, kul hakkı varsa, ya bir de bütün servetlerini şöyle sıksan, mazlumların kanı damlayacak adamları düşün. Bunları hangi tövbe kurtaracaktır? Bu terbiyeyi kim vermiştir? Bu Allahsız bir terbiyedir. Bunun Allah'ı, dini, bu Kur'an'ın terbiyesi olamaz. Sen hacca giderken komşunun kapısını çal, zaten korkuyor şerrinden. Hakkınızı bana helal edin. Ne ettim dedi o da. Bir nevi bu sandık da böyle bir mesele. Gayet tabii yani, canım. Dinen, bakın Kur'an kadar, bunun... Hani günah diye söylediğiniz şeyleri yapan biri oy vermek de dinen Tulancığım, sevap bak, mıdır, günah Cenab-ı mıdır? Cenab-ı Hak bunun baştan suyunu kesmiş. Ne diyor? Defalarca, bir defa da değil. Sakın, sakın, sakın aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Her türlü aldatmadan bir biçimde kurtulursunuz. Allah ile aldatılırsanız iflah etmeniz mümkün değil. İşte Türk halkı Allah ile aldatılıyor. Asırlardır. Hele bu son iktidar döneminde Allah ile aldatmak din iman oldu. Şimdi bir noktaya geldik ki bu Allah ile aldatılan kitle artık Allahsızlığı Allah diye pazarlamaya başladı. Şimdi şöyle birkaç hafta geriye gidin. Fazla değil can. Her gün bir olay yaşıyor. Şimdi bakın biri çıktı ne dedi? Tam bugünkü konumuzla da bağlantılı. Efendim yolsuzlukları niye deşifre ediyorsunuz? İslamiyet'e aykırı bunların gizlenmesi, günahlar açıklanmaz. Günahlar deşifre edilmez. Günah işleme özgürlüğüne müdahale edilmez. Bu tam bir Allahsızlık söylemidir. Bu tam bir eğer... Bu dinin kitabı Kur'an'sa bu bir kitapsızlık söylemidir. Bu bir dinsizlik söylemidir. Gayet açık söylüyorum. Yetkim içindedir ve dünyanın önünde ben bunu savunurum. O dediğiniz ibadetlerdir Allah ile kul arasında, demin söyledim. Evet. Kul hakkı devreye girdi mi, bunun tam aksine deşifre edilmesini, üstüne gidilmesini ve faillerinin cezalandırılmasını, bunu yapmayanların Allah'a karşı sorumlu olacağını Kur'an bize bildiriyor. Bak adam bunu nasıl tersine çeviriyor? Hırsızlığı, yolsuzluğu, kara paracılığı, rüşvetçiliği, devlet hazinesini talan etmeyi ve ettirmeyi, bu günahtır, bunu açmamanız lazım. Bu İslam terbiyesine bakar mısınız siz? Zulme sessiz kalmayı İslam terbiyesinin icabı gösterecek kadar haysiyetsiz, imansız ve kitapsız bir söylem geliştiriyorlar. Kim yapıyor bunu? İşin en vahim tarafı, senelerce bu ülkeyi Allah ile aldatan, Allah ve din adına avukatlık ilan etmiş ekipler yapıyor. Biraz daha geriye gidelim. Bir tanesi çıktı, ne dedi bir milletvekili? Bizim liderimiz öyle bir liderdir ki Allah'ın bütün sıfatlarını kendinde toplamıştır. Haşa. Evet, siz öyle bir yazı yazdınız. Zat-ı Envat hastalığı başlıklı bir yazı. O ayrı. O bir takım eşyayı putlaştırıp tapmak ona. İşte türbelere, ağaçlara bez bağlamak. Şuna. Evet. Onlar basit şeyler. Bu daha mı kötüsü bunun? Sen ne diyorsun canım? Bakın Kur'an vahyine karşı çıkan ve peygamberin baş düşman ilan ettiği Ebu Cehiller, Ebu Lehebler. Hı hı. Ve benzeri büyük kodaman müşrikler şirklerinde bu kadar kötü olmadılar. Olmadılar. Olmadılar.
Çünkü onların dediği şudur. Açın Kur'an'ı okuyun, Kur'an bunu veriyor bize. Onlar Allah'ı kabul ediyorlardı. Allah'ın bazı niteliklerini şüreka dedikleri, Allah'a ortak koştukları kişilere veya eşyaya veriyorlardı. Bazı niteliklerini. Bugün 21. yüzyılın bilmem kaçıncı yılında Türkiye gibi bir ülkede Allah ve din adına adeta hegemonya kurmuş bir ekibin sözcülerinden biri ne diyor? Allah'ın bütün niteliklerini taşıyan bir liderimiz var diyor. Yani Ebu Cehil ve Ebu Leheb şirki bunun yanında çok basit kalıyor. Bütün niteliklerini. Yani bizim liderimiz eşit Allah. Allah eşit bizim liderimiz. Ama bir yandan da bakıyorsunuz mesela... Ve buna itiraz yok. Bakın. İşte halk mesela. Bakın şimdi halkı bırakın canım bu. Annesini yuvalatan konuşma. Ya bir metre bez için. Allah'ımızın emridir ki Allah'ın emri değildir baş örtmek, başı kapatmak. Abdest huzurları o emrin içine girmez. Kur'an'ın tesettür emri var fakat o başı içermiyor. Hiç yalan söylemenin bir alemi yok. Kur'an ortada. Orada başörtüsü lafı geçiyor diye o emir değildir. Vücub ifade eden emrin şartları var. Kime yutturuyorsunuz siz bunu? Bu işleri bilen insanlar var bu ülkede. Şimdi onu din yapıyor, onu göklere çıkıyor. Bu yanki tarafta bir adamın Allah'lığı ilan ediliyor, ses yok. Şimdi gelelim birkaç gün önceki hadiseye. Kur'an'la nasıl alay edildi? Bakara ne makara? Efendim neler var? Ben onu ekrana, programıma taşıdım. Söyledim. 7-8 tane açıkça İslam'ın bütün mezhepleri açısından küfür ifade eden tespitler var orada. Konuşmalar var. Ses yok. Hollanda'da bir tane resim çizdi adamın biri. Peygamber'e hakaret diye algılandı diye biliyorsun dünya ayağa kalktı. Salman Rushdie diye bir adam çıktı bir talihsiz. Şeytan ayetleri diye. Yani dolaylı zorlasanız tevil edersiniz onu demek istemedi filan da diyebilirsiniz. Hakkında Hümeyni'den başlayarak İslam dünyasının hangi fetvaları verdiğini hep birlikte gördük. Burada ne oluyor? Burada ne oluyor? Kur'an ayetleriyle açıkça alay ediliyor. Ve ben bunun üzerine Kur'an'a bir daha baktım. Bu Kur'an ayetleriyle alay etmeye Kur'an nasıl bakıyor? Şimdi onu yayınlayacağım, köşeme taşıyacağım. 2 veya 3 yaz. Nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? Bak. 35 tane ayet var. Ve hem de bu 35 ayet istihza tabirini, istihza Türkçe'de de var, alay etmek demek. Hı hı. Bu istihza tabirini isim ve fiil olarak kullanarak Allah'a ve Allah'ın ayetlerine hakareti, onlarla alay etmeyi gündem yapıyor. Bu açık küfür alametidir. Yani bunu yapanların toplumun önüne çıkıp bizi küfre götürecek bir yanlış yaptık. Demeleri lazım. İmanımızı yeniliyoruz. Buna tecdidi iman denir. Bunu söylemedikleri sürece bu insanlara Müslüman muamelesi yapılamaz. Bunların cenazeleri kılınamaz. Bunlar Müslüman mezarlığına defnedilemez. Ve İslam'ın bütün mezhepleri burada müttefiktir. Bir tanesi de şöyle böyle bir şey yok. Hepsi aynı düşünür. Bunu, bu kötülüğü yapanlara buradan söylüyorum. Yine onlara, yine Allah rızası için bir iyiliktir. Bu kıymetini bilsinler. Derhal tecdidi iman edip tövbe edecekler. Ve tabii buradan bir şey daha söylememiz lazım. Çok meslektaşım söyledi sağ olsunlar, ben de söyleyeyim. Bu Diyanet ne yapıyor bütün bunlar olurken? Ben de size tam onu soracaktım. Bu Diyanet bir adamın Allah'lığı açıkça ve Ebu Cehil şirkinden daha kötü bir şekilde ilan edilirken ne yapıyor? Haram olsun ona bizim verdiğimiz vergiler. Biz ona bunlara seyirci kalsın diye mi o vergileri veriyoruz? 5,5 katrilyon alıyor Türkiye'nin bütçesinden. 12 bakanlığın bütçesinden daha fazladır. Öbür taraftan Kur'an ayetleriyle alay ediliyor. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor?
Biz bunun için mi veriyoruz? Bunun için mi veriyoruz? Peki biraz... Ve bu bakın bunu yapıyor. 100.000 cami var bu ülkede. Bu 100.000 cami, bu yapılanlar, bu Kur'an dışılıklar, bu din dışılıklar, bu kitapsızlıklar, bu şirk, bu müşriklikler işlensin diye mi o 100.000 camiyi biz finanse ediyoruz? Ve soruyorum ben Diyanet'e buradan ve herkese. Böyle Diyanet'in beratla gidin buralarda namaz kılın, cuma kılın dediği camilerde İslam fıkhına göre namaz kılınır mı? Kılınmaz hiçbirinde. Hani İslam fıkhında gelenekseldir gerçi. Esasına terstir işin. Çünkü cuma namazı cemaatle kılınır. Her yerde kılarsınız. Nitekim doğudaki vatandaşlarımız açık arazide cuma namazı kıldılar. Kafa tuttu ona Diyanet olma. Bal gibi olur. Kur'an böyle bir şart getirmemiştir. Cemaatle kılınacak. Tamam, farkı odur. Nerede kılıyorsa orada kılar. İş yerinde kılar. Açık arazide kılar. Deniz kenarında kılar. Dağ başında kılar. İstediği yerde kılar. Cemaat olacak. Fark bu. Peki, korkunuz yok mu? Böyle berat bir dakika. Ediyorum. Berat veriyor. Şu camide cuma kılınır. Şu mekanda. Bu Diyanet'in verdiği beratla orada kılınır mı namaz? Kılınmaz. Hiç korkunuz yok. Ne korkusu? Yani çok cesur konuşuyorsunuz. Ya bunlar sokak laf. Bunları yapmayın. Ben burada ne diyorum? Ben burada kimsenin şirketinin gelirlerine sekte vurmuyorum. Ben mafya babası değilim. Yani kimsenin parasına, puluna, ekmeğine, aşına. Ben burada bağlı olduğum Kur'an diye bir kitap var. O kitabın verilerine göre uyarı yapıyorum. Rahatsız olanın canı cehenneme. Halka uyarı yapıyorsun. Bana şükran yani. Duyması lazım. Halk öbürü. Ben bunu bilirim. Benim lügatımda korku diye bir kelime yok. Ben Allah'tan korkarım. Zaten Allah'tan korktuğum için bunu yapıyorum. 60 küsür yaşında bir adamım ben. Bu saatten sonra benim Allah korkusunun yerine insan korkusunu koymam büyük bir şerefsizlik ve imansızlık olur. Ben bunu yapacak adam değilim. Zaten beleşten yaşıyorum. İki buçuk sene önce geçirdiğim ameliyatta ben vasiyetimi yazmıştım. Gidiyorum öbür tarafa diye. Cenab-ı Hak yok gitmeyeceksin dedi. Yapacağın iş var. Geri dön. Buradan alacağın dersi al ve devam et. Şimdi onun için bu sualleri bana sorma. Ben işimi yapıyorum. Ve herkesin bana teşekkür borcu vardır bu bakımdan. Çünkü bunları bu ülkede her biri birer devrim gibi ben gündeme getirdim. Bu ülke bu dinin kitabında Allah ile aldatmak diye bir kavramın olduğunu bilmiyordu. Bu ülke bu dinin kitabında kamu haklarına musallat olanların dinsiz ilan edildiğini Maun suresini bilmiyordu. Maun suresi. Tamam mı? Bu ülke bu dinin kitabının dinci dinsizlik kavramına yer verdiğini bilmiyordu yine Maun suresinde. Bu ülke dininin kitabında bazı namazların Allah'ın rahmetini değil lanetini getirdiğini bilmiyordu. O da Maun suresinde. Bunları ben söyledim bu ülkeye. Kur'an'da vardı ama üstünü örtmüşlerdi. Kaç kişi anladı bu kadar? Ben onu bilemem. Ben deminki kitleyi soruyorum size. Yuvaladılar çocuğun annesini. Onu soruyorum size. Efendim bana onu ne soruyorsun? Yani kaç kişi anladığını ben sana söyleyeyim. Bu kitle psikolojisi. Bir dakika kaç kişi anladı? Sen şimdi ezberi nabire söyleyip durma. Vakaya bakalım, ona da geleceğiz. Kaç kişinin anladığını merak ediyorsan benim kitaplarımı ne kadar insanın anladığını bir kuruluşun 8 yıl önce yaptığı bir istatistiğe göre 16 milyon insan benim kitaplarımı okumuş bu ülkede.
Bilir misiniz siz, benim 70 civarında kitabım var ve bunlar kamyonlarla okunuyor. Onlardan 3 tanesi bende. Mesela. Evet. Şimdi siz... Ve sadece Türkçede evet. de değil. Şimdi şöyle yani, evet şöyle bir dünyanın bütün büyük kültür dillerine, Farsçadan İngilizceye, efendim Almancadan Fransızcaya, Rusya'ya benim kitaplarım tercüme ediliyor. Ve dahası var. Dünyanın çok önemli, çok büyük üniversitelerinde 10 tane doktora tezi yapıldı benimle ilgili. Şimdi yaptığımız işin etkilerini de görüyorsunuz. Buralardan çıkarmak lazım. Herkes kendini söyler. Eğer bu sözlerden ve olanlardan içimiz acıyorsa o bizimle ilgilidir. Şimdi biz buradan dönüp kendimize bakarsak eğer. Hı. Buradan ne ders çıkarmamız lazım? Bu bütün olan biteni seyrederken. Çok. Ne çok ders çıkarmamız lazım. Bir defa herkes imanını gözden geçirecek. Şimdi ne diyorlar? Türkiye'nin %99,5 Müslümanmış. Git be kardeşim ya. Sen misin aptal, yoksa bizi mi aptal zannediyorsun? %99,5. Kur'an'ın istediği manada 99'unu sana bıraktım. Buçuğu Müslüman olsa bu ülke cennete döner. Vallahi ve billahi ve tellahi, Kur'an hakkı için ben o buçuğunun bile Kur'an'ın istediği manada Müslüman olduğunu kabul etmiyorum. Nüfus kağıdına yazmakla Müslüman olamazsınız. Allah'a iman lazım. Allah'a imanı da Kur'an tarif ediyor. Allah'a iman, Allah'a güvenmektir. Allah'a güvenen bir adam, o manada imanı olan bir adam, 20 milyon insan bu ülkede açlık sınırının altında yaşarken devletin hazinesini milyar dolarlık mesabelerde talan ederek çocuklarına gelecek hazırlar mı? Böyle birinin imanı olabilir mi böyle bir kadronun? Siz ne diyorsunuz ya? Ve bunu yapanlar bu din adına avukatlık yapanlardır. Sıradan sokaktaki insanlar değil. Gerisini siz varın düşün. Niçin bunlar... Bütün bunlara rağmen destekleniyor. Çünkü bu halk büyük hırsız ve talancıların, büyük maun suçlularının çaldıklarının kırıntılarından sebeplensin diye onlara destek veriyor. Onlara finoluk yapıyor. Bu halk da suçlu. Sen ne diyorsun? Gayet tabii. Bakın Kur'an ilkeyi koymuş. Rahat suresi 11-13. Allah bir toplumu bireyler olarak o toplum kendi içlerindekini değiştirmedikçe toplum olarak değiştirmez. Tam mana budur. Bunu sarsaklarlar tam mesaj anlaşılmasın diye. Tabir aynen şu. Ehli dinlesin. İnne Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Daha Türkçeleştireyim. Allah bir toplumun toplum olarak kaderini iyiye doğru değiştirecekse o toplum kişiler olarak kendi içindeki düzeltmeleri yapmaları lazımdır. Biz o dönemi mi yaşıyoruz şu an? Şimdi bakalım. Bir kırılma noktası mı yaşıyoruz? Bakalım göreceğiz. Şimdi Allah Türkiye'yi ben 15 yılı geçti, 20 yıl, 20 küsur yıl önce yazmışım ilk Maun Suresi ile ilgili yazımı Hürriyet'te yazıyorken. Maun suresi Türkiye'yi tokatlıyor diye yazının başlığı bu. Arşivlerde var. Bakın. Sonra kitap oldu. Bu 400 sayfalık kitap oldu. Tokatlıyor mu, tokatlamıyor mu? 17 Aralık sonrasına bakın. Maun suresi tokat değil, artık tekme vuruyor Türkiye'ye. Türkiye özellikle bu 17 Aralık sonrasında bu yediği tokat ve tekmelerle kendine gelmezse Allah Türkiye'yi göçürür. Göçürür. Hiç kimse Allah'a aciz bırakamaz. Siz diyor adam olmazsanız ben sizi yok eder, siler, süpürür, defterden kaydınızı düşer, yerinize başka birilerini getirir. Sen Allah'la yarış mı yapıyorsun? Kimsin sen? Ben anlı şanlı Türk tarihi bilmem. Tamam anladık, güzel de adam olursan. Anlı şanlı Türk tarihi mi? O zaman o anlı şanlı tarihe layık ol. Bu Türk halkının sınavı diyorsun. Çanakkale'ye layık ol. Kurtuluş Savaşı'na layık ol.
Üstelik çok kelime-i şehadetin Haçlı istilasına karşı savunmasını yapan 260 yıl Haçlı saldırılarına karşı duran kimdir? Bizim insanımızdır. Tamam, Selahaddin Eyyubi'dir. Selahaddin Eyyubi Kürt'tür. Ama ne Kürt? Nasıl Kürt? O Kürt ve o Türk kardeşliği, bakın. Oralara gitmek lazım. Siz belki Nelvan'dan... Şimdi sonra, bir dakika ya, şimdi nereden nereye? Ben Selahaddin Eyyubi diyorum. Tamam, peki. Şimdi oraya bakın, şeye bakın. Değildi, Haçlı tasallutuna karşı çıkışa bakın. Kim var önünde? Selçuklu. Onun en büyük kumandanı. Tarihin en büyük kumandanlarından biri. Muhteşem, muhteşem, muhteşem bir insan. Selahaddin Eyyubi. Ben dincilik kitabımda ona, bilmiyorum ama bir 50 sayfaya yakın yer ayırdım. 1000 sayfa da yazsam yine doymam. Öyle muhteşem. Şimdi onu yaz. O zaman layık ol o tarihe. O tarihe layık ol. Anadolu'ya 1071 Malazgirt Savaşı ile geldik biz. Bak o Alparslan'ın ordusunda kimler var, ne yaptılar? Oradadır esas. Orada şifreler orada. Genetik orada. Oradan gel Çanakkale'ye kadar o şifreler, o genetik korunmuştur. Alparslan'ın 1071 Malazgirt ordusunda kimler varsa Çanakkale'de onlar var. Hristiyanından, Türkünden, Kürdünden, Çerkezinden Lazına kadar. Batı Çanakkale'yi de geçemeyince dedi ki ya işte orada Malazgirt, burada Çanakkale. Burada bir iş var, bunu kırmamız lazım. Nasıl kıracağız? Bunları parçalayalım. İşte. Bugünlere geldi. Onun arkasından Kurtuluş Savaşı'nı ben 1915 Çanakkale'den başlatıyorum. Milli mücadele. Layık ol. Sen milli mücadeleyle Süleymaniye'nin minaresine haç takmak üzere Haliç'e demirlemiş gemileri oradan geldikleri gibi gider diyerek ve onları oradan gönderen adamı din dışı, İslam dışı ilan etme şerefsizlik ve Allahsızlığını göstereceksin. Ona düşmanlığı din diye satmak namussuzluğunu irtikap edeceksin. Sonra da kalkacaksın. Ecdattan, tarihten, geçmişten söz edeceksin. Ecdattan. Senin ananı bacını paryaların tasallutundan kurtaran Kuvayi Milliyecilere niye ihanet ettin? Niye hala ihanet ediyorsun? Müdafaa-i hukuka niye ihanet ediyorsun? Mustafa Kemal'e niye ihanet ediyorsun? He? Paryalardan ananı bacını kurtardı diye rahatsız mı oluyorsun bundan? Niçin yapıyorsun bunu? Hani sen ecdadına layık olacaktın? Bakın, %99,5 Müslüman. Sen onu benim külahıma anlat. Daha dün şurada, dün Süleymaniye'nin minaresine haç takanları buradan kovup atmış, ezanların devamını sağlamış adama ihanet edenlerin neresi Müslüman olur? Ya bakın nereye getirdiler şimdi? O müdafaa-i hukuk felsefesine, o müdafaa-i hukukun öncülerine, o müdafaa-i hukukun mimarına, öncüsüne, başkomutanına sövmek bugün prim yapmanın bir numaralı yoludur. Onun kurduğu devletin kurumlarında mevki sahibi olmanın şartı haline getirilmiştir Mustafa Kemal'e sövmek. Böyle bir Allahsızlığı, böyle bir şerefsizliği tarih affeder. Bu millet bunları görmeyecek. Ders diyorsunuz. Hadi alsın dersini bakalım. Yoksa Allah bu milletin belasını verir. Öyle bugünleri de mum yakarak arar. Allah'ın kimseye müdarası, müdahalesi olmaz. Bu millet dersini nasıl alacak? Yaşadıklarına bakacak. Bunlardan da ders almıyorsa bu millet olmaktan çıkmış, insan olmaktan da çıkmış, mahluk haline gelmiştir. O zaman bırakın ne hali varsa görsün. Ben bekliyorum.
bundan gereken ibreti çıkaracak ve icabını yapacak diye. Yapmıyorsa bakın bu millet için dua bile edemezsiniz. Allah sizi azarlar. Sen kim için bana münacaatta bulunuyorsun? Sen zalime destek mi veriyorsun? Derse ne yapacaksın? Zalimlere meyletmeyin diyor, desteğe bırak. Meyletmeyin. Meyletmeyin, yoksa sizi cehenneme sokarım diyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Meyletmeyin diyor. Ya bir de destek veriyorsan? Ya bir de destek veriyorsan? Gelsin o baş koltuğa otursun. Paranın başına otursun. İşin başına otursun. Aşın başına otursun. Kaderin başına otursun. Sonra başını secdeye koy, kalk dua et. Sen Allah'la alay mı diyorsun ya? Kur'an bu tabirleri kullanıyor. Allah'la diyor, Allah'a kazık atmaya kalkmayın. Allah o kazığı çevirir, sizin başınıza geçirir ve mahvolan siz olursunuz. Defalarca bunu kullanmıştır. Meks tabirini, Allah'a hile yapmak. Huda tabirini, Allah'a kazık atmaya kalkmak. Bakar mısın? Kur'an, ben Kur'an kadar gerçekçi bir kitap görmedim. Benim dilimin gerçekçiliği de Kur'an'dan beslendiğim için oradan geliyor. Bazıları zannediyor ki bu benim üslubum falan değil, bu Kur'an'ın üslubudur. Kur'an gerçekçi bir kitaptır. Diyor ki yuhadi'un Allah'a vellezine amenu, yuhadi'un Allah'a diyor kazık atmaya kalkarlar. Ya kazık atmaya demek. Ya kardeşim, huda, hile, dalavara, düzenbazlık, üç kağıtçılık yapmak. Ben bir kelimeye indirerek kazık atmak diyorum. Ne var bunda? Evet. Muhatabım anlasın. Allah diyor onu çevirir sizin nefsinize, kendi aleyhinize, başınıza çarpar. Ve mekeru ve mekerallah. Bunlar Allah'a tuzak kurarlar diyor. Allah da o tuzağı çevirir, onların başına geçirir. Şimdi bu millet zannediyor ki etme bulma dünyası. Bütün bunları yapar, sonra da iki rekat Muaviye sünnetlerinin ihya edildikleri mescidi zırarlarda yatar kalkar, işi kapatır. Yok öyle yok. Yok. Maun suresini okuyun. O namazların lanetten başka bir işe yaramadığını Kur'an bize haber veriyor. Hı hı. Ya bir kitap, böyle bir kitap, böyle bir kitap gördünüz mü siz? Kardeşim, temel ibadetlerinden biri, bir numaralı ibadet değil, onu da yalan söylüyorlar. Bir numaralı ibadet okumaktır Kur'an'a göre. Ama namaz temel ibadetlerden biridir. Bu namazı kılmayanları Kur'an ne lanetler ne de tehdit eder. Uyarır, teşvik eder, sakındırır, tamam. Ama o namazı kılar ama menfaatlerine alet edenleri lanetliyor. Evet. Şimdi size soru sormayayım mı? Nasıl yapalım? Böyle devam mı edelim? Size soru sorabilir miyim? Sor canım. Berkin Elvan'la ilgili soru sormak istiyorum. Sor. Berkin benim ciddi iştigal alanım. Ben şimdi hemen bir şey söyleyeyim. Berkincik bizim yavrumuz, canımız, ciğerimiz. Boncuk gözlü, kara boncuk Berkin. Enteresandır. Ben yıllardır bir türlü rötuşlarını tamamlayıp baskıya veremediğim bir kitabım var. Önemli bir kitaptır. Ebu Zer. Peygamberimizin ilk dört büyük arkadaşından biri ve tarihin ilk ve en büyük sosyalisti, bir sahabi. Emevi zulmüne ilk isyan eden de odur. Peygamberin ilk dört büyük arkadaşından birini gündeme getiriyorum. Bu Ebu Zer kitabını, şu Allah'ın takdirine bakın. Tam matbaaya vereceğim günlerde son rötuşlarını yaptım, bitti artık. Matbaadan gün işte şunu bunu filan böyle konuşuyoruz, ediyoruz. Berkin olayı çıktı.
Ve ben ne yaptım? Uzatmayayım. Ön sözünde yazmışım zaten. Ebu Zer gibi çok önemli bir kitabımı başta Berkin olmak üzere Gezi şehitlerinin anısına ithaf ettim. Çıkar yani, bir iki ay içinde en geç çıkar kitap. Evet. Şimdi Berkin meselesiyle ciddi biçimde ilgiliyim. Dört tane de yazı yazdım Berkin'le ilgili. Belki gene yazacağım. Sor. Evet, ben son yazınızı okudum. Berkin Elvan'la ilgili. Ve gayet, bunun günahı çok büyük. Gayet tabii. Şimdi bakın, öyle Berkin, nice mazlumlar var. Berkin Sabi. Masum. Sabi. 14 yaşında. 14 yaşında bir Sabi. Ekmek almaya gidiyor. Orada katlediliyor. Şehit oluyor. Şimdi bu Sabi mazlumun hayatı elinden alındı. Doğrudan ve dolaylı failleri belli. Belli canım, şimdi birbirimize aptal muamelesi yapmayalım. Azmettiricileri var. Şimdi ben bir hukuk adamıyım aynı zamanda. Yani senelerim avukatlıkla geçirmiş bir adamım. Failleri var, azmettiricileri var. Belli bunlar. Şimdi böyle bir mazlumun ahı yerde mi kalacak? Berkin'in babası gariban bir işçi. Annesi işte feryat etti, vardı. Bir de kardeşi, ben orada Cem evinin penceresinden onların feryatlarını içim sızlayarak izledim. Ne yapacak onlar? Ne yapacak onlar? Yani sen, ben, devlet gücünün, bu mevkilerdeki insanların gücünün karşısında böcek gibi ezer geçerler biz. Yani demin bana dedin ki korkmuyor musun? Espri yaptım ben, tamam, ben yarı deli bir adam olduğum için, ya korkmamak diye bir şey var mı? Korku insanoğlunun tabiatının bir uzantısı, bir icabıdır. Tamam da yani korku hissediyorsunuz diye namusunuzu feda edebilir misiniz? İmanınızı feda edebilir misiniz? İnsan 2000 yıl filan yaşamıyor bu dünyada. En fazla 100 yıl yaşıyor. O da uzak bir ihtimal. Ben zaten bunun 1/3'üne yakınını yaşamışım. Ben şimdi, bana vız gelir, tırıs gider. O halde Berkin'in ve benzerlerinin, daha nice Berkinler, yani Berkin Sabi diye Berkin hep dilimize geldi, oturdu. Sen bakın, Berkin diyorsunuz. Evet. İnsan bu, nihayet insan. Yaşı evet, ne olursa olsun. İdama mahkum ettikleri bir adam. Türk ordusunun genelkurmay başkanı. Mertebesine bak. Kendisi söylediği için ben de söylüyorum. İdam cezası olsaydı bizi asarlardı dedi, değil mi? Başbuğu. Evet. Genelkurmay evet, başkanımız söyledi bunu. Evet, idam cezası yoktu. Müebbet. Ağırlaştırılmış müebbet. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Şimdi yanlış yapıldı. Sorry. Kumpas kurdular. Bilmem cemaat falan. He. Dışarı çıktı. Şimdi aynı zatın cumhurbaşkanlığına adaylığı konuşuluyor. Yahu bu nasıl bir iştir? He? Siz orada çetecilikle itham ederek bu memleketin aydın ve masum insanlarını cumhuriyetçilikten başka hiçbir tırnak içinde şaibeleri olmayan, onlara göre şaibe ve suç bu, orada Nazi kamplarına rahmet okutan bir temerküz kampı oluşturarak o insanlar oraya tıktınız. Kimi öldü gitti, kiminin 7 yılı, kiminin 6 yılı, kiminin 5 yılı, kiminin 2 yılı. Bu zulümlerin, bunların faturasını biri ödeyecek. Yoksa bu memleketin üstüne Allah göklerden taş yağdırır. Bunları, bu millet bu faturayı
Kim sebep olmuşsa onlara ödetmelidir. Ödetmezse Allah bu milletin topuna birden ödetir. Eğer zerre kadar Kur'an'a imanı varsa bu milletin, şu dediğim Kur'an'ın dediğidir, bunu bilsin. Bu millet bu olaylardan ders alsın. Ders alıp ders alsın, bu faturaları müstahak olanlara ödetecek. Diyecek. Ödetmezse faturayı hepimiz birlikte ödeyeceğiz. Çok harika bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz. Bir dahaki yayında daha uzun yapalım sohbetimizi. Ve lütfen kitabınızı da getirin buraya. Çok şey arzulayız. Mi? Ebu Zer mi? Yayınlanacak olan kitabınızı. Ebu Zer, evet. Çıksın da. Çıksın, getirelim. Evet sevgili seyirciler, Yaşar Nuri Öztürk gecenin mesajını verdi millete. Dedi ki bu millet bütün bu olanlardan ders çıkarmalıdır. Ders çıkarmalı, yarısı. Virgül, evet, virgül. İcabını yapmalıdır. İcabını yapmalıdır. Yapmalıdır. Bu gecenin yani, özeti. Hukuk icabını yapar. Siz sopayla kimseyi dövüp de icap yerine getiremezsiniz. Bu yol değildir. Bu yol değil. O bu zulme zulümle mukabele olur. Hukuk. Hukuk adına işlenen cinayetleri hukuka temizleteceksiniz. Hukuka faturalandıracaksınız. Hukuk tarihinde büyük hatalar vardı. Türkiye gibi hukukun ayaklar altına alınıp çiğnendiği, hukuk devletinin katledildiği bir ülkede tabii bunlar doğruğa çıktı. Ama burada bile bunları hukuk tamir edecektir. Çok teşekkür ediyoruz. Yargıçlık adına yine başbuğun ifadesiyle vicdansızlık yapmışların faturalarını kim ödetecek onlara? Yargıçlık adıyla hakikaten yargıçlık yapan, hukuk vicdanı taşıyan adamlar ödetecek. Eli sopalılara ödetemezsiniz bunu. Hukuk bunları yapacak.